Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Halka arzlarda yüksek katılım yaşandı. Türkiye'de yeni ekonomi yöntemiyle uygulanmaya başlanan politikalardan sonra borsa rallisi de hızlandı. 2023'te dünya çapında öne çıkan borsalar arasında zirvede yer almayı başaran BIST 100 endeksine katılımlar da arttı. 32 halka arzın gerçekleştirildiği bu yıl 42 milyon yatırımcı halka arzlara katılım gösterdi. Dünya Bankası Türkiye'ye destek çıktı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türk ekonomisi ve ekonomi yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lopez, 3 yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz. Açıklamalarıyla Türkiye'ye destek verdiklerini açıkladı. Moda endüstrisine ihracat ödülleri verildi. Türkiye'nin 2022'de 21.2 milyar dolarlık hazır giyim ihracatına en çok katkıyı sunan firmalara ödülleri verildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise Türk moda endüstrisinin ihracatını 40 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini vurguladı. Fındık satışı borsada rekor kırdı. Ticaret borsalarında Ağustos 2022 ile Temmuz 2023 döneminde borsalarda 621.751 ton fındık satıldı. En fazla işlem 132.373 tonla Ordu'da gerçekleştirildi. 132.122 tonla Sakarya ve 82.605 tonla Giresun takip etti. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları şu şekilde. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26.818, euro 28.800, gram altınsa 1655 liradan işlem görmeye başladı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.